Evet ediyoruz galiba. Şimdi geldik, benim şurada bir şeyde takılmıştık biz. Bir sorumuz vardı bizim, bir sorunumuz vardı. Tekrar söylüyorum, bunları atacağım arkadaşlar size. Linkini çözümleme konusunu anlattığımda. Burada tek tek tekrar var. Tek çifti anlattık. Bunu zaten attım, tamam mı? Bu PDF'i size gönderdim. Şimdi ben en son şuradaydım bakın. AB'nin karesi eksi BA'nın karesi. Burada hatırlatmam gereken bir şey var dedim. O ne? Bakın şimdi A kare eksi B kare. Bu ifadeyi aranızda hatırlayanlar var mı? Bunun bir adı vardı. Bunun adı neydi? 2 kare farkıydı. Şimdi chatten bir şeyler yazılıyor. Sesim mi gitti? Duyulmuyor muyum arkadaşlar? Sesimiz geliyor hocam. Geliyor. İyi hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu iki kare farkıydı ve şöyle açılıyordu. Birinci diyorum bakın özellikle A demiyorum. Birinci eksi ikinci. İki kare farkı bunun adı. Çarpanları ayırmada göreceğiz tekrar. Hatırlayanlar vardır. Birinci artı ikinci. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci diye. Zaten A eksi B ile A artı B'yi de üstüne dağıttığınızda A kare eksi B kare geldiğini görürsünüz. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla benim ifadem burada AB'nin karesi eksi BA'nın karesi. Yani iki basamaklı bir sayının karesi eksi iki basamaklı başka bir sayının karesi. O zaman ben bunu şöyle yazarım. O iki basamaklı sayı birinci eksi diğer iki basamaklı sayı ikinci. AB kare eksi BA kare açıyorum şu an. Çarpı bu kez de AB kare çarpı yahu şu yok. Bunu uydurdum şu an. Kafam gitti. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. Tamam mı? Şimdi AB eksi BA neydi? Bakın hemen hiç yukarıya bile bakmama gerek yok. Hemen hayal gücümü kullanıyorum. Burada 10A var. Burada 1A var. Çıkmış 9A. 9 tane A. Sonra burada da şey vardı. 1B'den 10 tane B çıkıyor. Eksi 9B olur. 9 parantezinde A eksi B. Tamam mı? Çarpı. Şimdi şurada 10A var. 1A da burada. 11A. Çarpı şurası 1B, 10B de burada 11B. Yani 11 parantezinde A artı B. 11 çarpı 9 buradaki başındaki katsayılar çarptım onları 99 çarpı A eksi B çarpı A artı B. İstersen böyle bırakırım. İstersem de A eksi B çarpı A artı B zaten neydi? A kare eksi B kareydi. Değil mi? Bu şekilde de yazabilirim. 99 A kare eksi B kare. Bunu ezberlemene gerek yok. Bunu ben de ezbere bilmiyorum. Bu gerekirse işlem yapacağımız bir ifade. Şimdi böyle anlatırken çok zormuş gibi geliyor. Şunu bir kaydedelim. Kaydedelim diyorum, kapatalım. Şimdi aşağıya inelim bakın. ÖSYM bununla ilgili nasıl sorular sormuş? Gerçekten çok zor bir konu mu bakalım. Şimdi AB 4 basamaklı sayısı bölü BA 4 basamaklı sayısı 25 bölü 19'muş. Ne demek bu? Şimdi ben bakın hatırlıyor musunuz? Söylemiştim size. 1000 tane şurada A var. 10 tane de burada A var. 1010A. Doğru mu? Görüyor muyuz bunu biz? 1010A. Artı. Aşağıdaki gibi çözmeyeceğim onun çözümü gibi. O biraz kafa karıştırabiliyor. 100 tane B burada. 1 tane B de burada. 101B. 101. B. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu 1010, 101'in 10'la çarpılmış hali ya. O yüzden ben bunları 101 ortak parantezine alsam. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum, bunu bir daha öğreteceğim size.
bir şeyin parantezine almak demek. Her ifadeyi paranteze aldığınız ifadeye bölmek demektir. Yani 1010 A'yı 101 parantezine alıyorsanız bu ifadeyi 101'e bölmüşsünüz gibi düşünün. 1010'u 101'e böldüğünüzde bölüm ne olur? 10 olur. Bir de A var. Burası ne olur? 10 A. Bakın çarptığınızda yine ne oluyor zaten? 1010 A oluyor. Artı 101 parantezinde, bakın 101 parantezinde ne gelir buradan da? B gelir. Tamam mı? Bu bir kalsın. Bölü, şimdi şuraya bakıyorum. Bu kez de 1010 B artı 101 A var. O zaman ben bunu da 101 parantezine alırsam, yani şurada bu kez 1010 B, 101 A var değil mi? Bunları da 101 parantezine alırsam bu kez ne gelir? 10 B artı A gelir. 10 B artı A gelir. 101'ler birbirlerini götürdü. Götürdü. Tamam. Şimdi 10 A artı B sayısı çözümlenmiş haliyle öyle olan sayı. Normalde A, B iki basamaklı sayısı, doğru mu? A, B iki basamaklı sayısı bölü 10 B artı A da aslında B, A iki basamaklı sayısı. Şimdi buna 25 bölü 19 demiş bak. Nasıl düşündürtecek bize? Şimdi artık burada artık benim çözümlemeyle işim bitti. Bundan sonra tamamen mantığa kaldı. Şimdi sizce A 2 B 5 olabilir mi? Bence olamaz. Çünkü eğer A 2 B 5 olsaydı aşağının da 57 olması gerekiyordu ama 19. Yani B 1 mi 5 mi arkadaşım? Olmadı. Şimdi genişletelim. 2 ile genişletsem 25 bölü 19'u. Bu kez de 50 bölü 38 olacak. Hadi B A 5 olsa, B 0 olsa geri döndüğümde de 0,5 olması lazımdı. Ama 38. Bu da olmadı. 25'i bu kez 3 ile genişletelim. 75 bölü 57. Sanırım oldu. Değil mi? A 7, B 5 ise B A'da 57 sayısıdır. İşte şimdi bulduk. A B bölü B A 75 bölü 57 olduğundan A'mız 7, B'miz de ne? 5. O zaman toplamlarını sormuş 12. Hani siz bazen şey diyorsunuz, hocam ben konuyu dinledim, anladım da ama soru çözemiyorum. İşte buradan sonrası, yani o şurada AB bölü BA eşittir 25 bölü 19'dan sonra aslında çözümleme konusu ortadan kalktı. Tamam mı? Tamamen iş mantığa döndü. Bakın 19. soruya bakın. Bu tarz soruları çok seviyor artık ÖSYM. Kendince bir kural uyduruyor. Yani gerçekte böyle bir şey yok. Tamam mı? O kendince söylüyor sana. Yani gerçekte siz bugüne kadar bir sayının üstünde dikdörtgen varsa böyle böyle dedi mi bir matematikçi size? Böyle bir genel kural var mı? Hayır, yok. Ama bak ne diyor? Diyor ki bunu ben söylüyorum sana diyor. Benim sorumdaki istediğim şey bu. A, B 3 basamaklı sayısının üstünde bir dikdörtgen varsa işte A, B artı B, C diye yaz. Ben söyledim, ben uydurdum. Eğer bir elips varsa üstünde o zaman da A, B, C sayısından A, B sayısını çıkar. Bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. Biçiminde tanımlanıyor demiş ve bu tarz sorular aslında en kolay sorular arkadaşlar. Önce ne yapıyorum? 325'i elips içine almış değil mi? Bir önce bir onu bir bulalım. 325'in dışında elips var. Elips kuralım neydi benim? Benimki çok elipse benzemedi ama idare ediverin. A, B, C sayısından yani bu 3 basamaklı sayıdan 325'ten kimi çıkar dedi? A, B'yi çıkar dedi. A, B ne burada? A, B sayısı burada 32. Doğru mu? 32. Peki 325'ten 32'yi çıkartırsam ne kalır? 25 çıktı. 317 daha çıktı. Hayır, 7 daha çıktı. 293 kalır. Şimdi siz artık elipsten kurtuldunuz. 293. Ama bu 293'ün dışında da ne var?
dikdörtgen var. 293'ün dışında dikdörtgen var. Bir saniye Miray, seni hemen alalım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Evet, 293'ün de dışında bir tane dikdörtgen var. Dikdörtgende de ne yapıyormuşuz? Yüzler ve onlar basamağından bir iki basamak sayı oluşturuyoruz. Sanırım ne yapar bu? 29 yapar. Artı BC sayısı. BC sayımız da 93 mü? Evet, 93. Bunları toplarsam ne olur arkadaşlar? 122 olur. Gördünüz mü? Yani sadece işlem yaptırdı bana. Topla çıkar dedi yani. Hiçbir şey yok soruda. Oldukça basit bir soru. Hatta bunu çözümleme konusunu bilmeyen birisi de yapabilir. Gayet mantıklı bir şey yani. Hani dedim ya size. Keşke böyle... Efendim Büşra? Keşke böyle sorsalar hocam. Böyle soracaklar emin ol. Yani yeni nesil böyle artık. Yeni nesil böyle ama bazen de işte sıkıntı şu. Mesela şöyle düşün. Bu tamam biraz açık bir soru ama ne sorduğunu anlayamıyor. Yani benim öğrencim genelde öyle. Hocam diyor yani ben ne sorduğunu anlasam yapacağım aslında. Ama işin içinde böyle çetrefilli sokuyorlar işte. Şimdi bakın. Bakın şimdi soruya gelin. Ama bir saniye, bir dakikamız kaldı gene ya. A ve B birer rakam. Rakam 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. A, B ve BA iki basamaklı sayılar. X eleman tam sayı. Olduğuna göre AB artı BA X kare şartını sağlayan kaç tane AB sayısı vardır diyor. Hemen hızlıca düşünüyorum. AB 2 basamak sayısı artı BA 2 basamak sayısı. 10A burada var, 1A burada var, 11A. 10B orada, 1B orada. 11 parantezinde şuraya yazayım. 11 parantezinde A artı B sayısı. Yani 11 çarpı A artı B neye eşitmiş? Bir sayının karesine eşitmiş. Ve o sayı da tam sayı olacakmış. Ne olabilir sizce? Yani 11 ile neyi çarparsam bir sayının karesi olur. Adam özellikle size 11'i vermiş çünkü 11 asal bir sayı. Yani buna 2 verse 2'nin karesi de 4, 2 ile çarptığında. Ya da işte 2 çarpı 8'den 16 da bir sürü ihtimalle olurdu. Ama 11 ile bir şeyi çarptığınızda sayının karesi olması için o sayının mutlaka ve mutlaka ne olması gerekiyor? 11 olması gerekiyor. Ancak 11 ile 11'i çarparsan x kare olur. 11 olması için de iki sayının toplamını ve bu sayılar rakamsa ne olur? 0'a 11 olmaz. 1'e 10 olmaz rakam. 2'ye 9, 3'e 8, 4'e 7, 5'e 6, 6'ya 5, 7'ye 4, 8'e 3, 9'a 2. Yani ancak ve ancak 8 tane ifade bulabilirsiniz. Yayın kapanmak üzere, hemen bunu da kaydediyorum. Buradan devam ediyorsunuz. Doğal sayılarda çözümleme sorularına buradan devam ediyorsunuz. Biz kaldığımız yerden yine gidiyoruz.